Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arsu 4 Polonya'nın yeni bölümüyle çok çok uzak olan e, bir aralıktan sonra tekrardan karşınızdayım. Biliyorum böyle 20 günde bir artık video atar gibi oldum ama e, ya gerçekten de kusura bakmayın. Çok çok yoğunum çok ağır bir e, iş sürecindeyim desem yeridir o yüzden vakit olmuyor. Yani çünkü biliyorsunuz hani ben... E, YouTube'dan para kazanmadığım için benim para kazandığım bölümler farklı e, aşamalar olduğu için haliyle oraya daha fazla yoğunluk vermem gerekiyor. Yani YouTube'dan kazansam zaten çatır çatır YouTube'da e, takılırdım ama işte malum daha bizim izlenmelerimiz bir video başına bin bile olmadı yani niye Çünkü siz paylaşmıyorsunuz sağda solda öyle kendi aramızda dönüyoruz yani bildiğin. Ondan dolayı da YouTube büyüyemiyor. Büyüyemediği için ben de full fokusumu YouTube'a veremiyorum. Ama sağlık olsun. Şimdi ben ee bayağı oynatmıştım bunu. Bayağı bayağı oynatmıştım. 1945'lere kadar gelmiştim. E çatır çatır buildinglerimi yaptım. Hala da yapmaya devam ediyorum. Şöyle gördüğünüz üzere çatır çatır hem de. E bu buildingler nükleere zaten ağır önem veriyorum biliyorsunuz. E denizaltı üreteceğim. Denizaltı ile planım ee, en azın o oh, dur mouse gel buraya ya bu arada umarım ses daha iyidir yani oyunun sesini baya baya kıstım yani hani artık e, en düşük noktaya kadar hatta bir dakika benim mikrofonum patlıyor bile olabilir birazcık ben kendi mikrofonumu kısayım gibi geliyor sanki böyle patlatıyormuşum gibi gelmesin bana ki kafam rahat etsin. Yani o ses düzenini bir türlü ayarlayamamış olmak da üzücü tabii. Umarım bir gün ayarlayacağım. Yani dünyada olan bir tanem bu. Yani Amerika'ya gitmek istiyorum. E ama Amerika'ya nereye gideceğim, nasıl gideceğim onu hala kestiremedim. Yani şimdi öyle bir şey ki şuralara falan çıkmam gerekiyor ki benim buradan çıkartma yapayım. Yani çünkü Kanada'dan Amerika'ya yürümek çok uzun sürer. Yani benim buralardan falan, Meksika tarafından falan çıkmam gerekiyor. Dünyadaki savaşta bu arada oyunun hızı niye böyle oldu? Dünyadaki savaşı da şöyle göstereyim. Olan biteni. Ee, Alliance tarafı ya bu arada Alliance tarafında şöyle bir güzellik var. Yani gerçekten ben hani Almanya şey Amerika ile İngiltere'ye dalsam gerçekten aslına bakarsanız zayıf bir şey var karşımda. Ülke var ama problem oraya çıkabilmek. Oraya çıktıktan sonrası zaten çorap söküyor. Yani 111 mi var 6 milyon yani nerede baksan 7 milyon asker kaybetmiş. Manpower kaybetmiş yani deli bir manpower kaybı var. Ee, burası yine keza aynı şekilde ee, 11 milyon falan kaybetmişler. Ya Çin'e bile girebilirim bu arada. Çin çünkü Japonları ittirdi. Ama neden hani barış olmadı onu bilmiyorum. Normalde bildiğim kadarıyla Çin Kore'yi aldığı zaman White Peace oluyordu e, ee, neden olmadığı hiçbir fikrim yok olmamasına karşılık yani olur diye bekliyordum olmadı white piece olsun ya ama ben girebilirim yani gözüm dönerse benim bir e, girme potansiyelim var ne yalan söyleyeyim yani en kötü Çin'i yeriz Çin'in kaynaklarını alırız ee, en azından bize birazcık aksiyon olur anlatabiliyor muyum yani hani Amerika'ya falan gidene kadar bir aksiyonumuz olur çünkü Amerika ile İngiltere'nin hala Almanya'yı yiyebileceği şüpheleri var. Ya yani evet arada böyle çıkartmalar geliyor ama Almanlar geri püskürtüyorlar. E, bu çıkartmalardan dolayı da işte Amerikalıların ve İngilizlerin ağır bir manpower kaybı var. E, baksana tüm oldukları artık çağırıyor yani İngiltere o noktaya gelmiş. Manpower oranı burada 3 ile 4 milyon diyor. Ee, var yani 3-4 milyondan power varmış herifsiz. bitmiyor arkadaş adamın manpowerı bitmiyor ya bitmiyor yani artık herhalde Churchill dedi ki her ev 5 tane çocuk yapsın dedi o yüzden bitmiyor yani Amerika'ya full network yapıyorum bu arada yani full böyle spy gönderiyorum ee, kafam rahat etsin diye ne oluyor ne bitiyor görmek için e spying yapıyorum ya spyingde de ben gerçekten hani oyunun spy kısımlarını falan çok anlamış değilim yani yapıyorum ama hani mesela bak <laughs> endüstri tamam mı ya bombalatayım tamam mı ama Amerika kıtasının içerisini bombalamıyor abi yani yani gideceksin şuraları falan bombalıyor ya ben niye Amerika'nın kendi içinde bir yeri bombalayamıyorum yani sabote edemiyorum ya gerçekten o kısma benim kafam almıyor. Neden yapamadığımı. O canımı sıkıyor birazcık. Yani yalan yok gerçekten o bir tek canımı sıkan kısım. Ee, off. Submarine modelleri. Aynen Submarine modelleri daha iyi. Çünkü biz artık bu saatten sonra sadece Submarine yapabiliriz. O yüzden Submarine modelleri. Yani yoksa hani Military Blue Prince. Yani Military Blue Prince çalsam benim neyime ee, çalmasam neyime ee, yani. Hani benim derdim Gerçekten mesela bir şeyleri Zarar vermek Hani bir şeyleri elinden almak ama olmuyor Niye olmuyor bilmiyorum Sormayın bana yani ben de bilmiyorum Keşke bilsem 2 gram bilgim olsa şu konuda Hani bilmeyince daha da çok Sinirleniyorum bu arada yani Mesela niye Şey yapamıyoruz bakayım ne diyor Hmm nanali... Ha şey yok Anladım Anladım, anladım. Okey. Hani isyan tamam, patladı da yani ne bileyim böyle bir şeyleri sabote edeyim. İşte ne bileyim, ee, yani... Askeri olarak zarar vereyim, manpower olarak zarar vereyim. Yok abi, hiçbir şey yapamıyorum adamlara ya. Sıfırım. Almanya'yı istesem bu arada yerim. Ya yani gerçekten yerim. Çünkü bir yandan... E, İngilizler vuruyor, bir yandan da ben girersem Almanya aradan çıkar. Ya şu an Almanya'ya e, şey gibi bakıyorum abi fasulye gözüyle bakıyorum. Gerçekten Almanya'yı tek seferde yok edebilirim. Ya benim derdim Amerika'ya gidip Amerika'yı aradan çıkartıp sonra İngilizleri de aradan çıkarttım mı Elaydı komple yemek abi. Benim planım bu. Ama işte dediğim gibi soruda tıkandığımız nokta şu. Bir nasıl gideceğiz? Yani denizaltımız yok. E, sıfır denizaltı var. Yani üretiriz. Denizaltımızı 1936 denizaltılarından üretiriz. Sıkıntı değil. Ama işte yetecek mi çıkmak için? Hani çıksak gidebilecek miyiz? Anlatabiliyor muyum? Yani derdim o. Yoksa buyurun. Ah, buradan hemen kısarız. Hmm. Abi. Buralar çok karışık ya. Rusya'dan almak istemiyorum çünkü Rusya'nın bana karşı şeyinin yükselmesini istemiyorum. Ne denir? Ee, yani freedom isteyemesin, özgürlük isteyemesin istiyorum. O yüzden e, onu şey yapıyorum modern tank. Modern tanklarımızı da üretelim. Evet nükleer bombalarımız da artık üretime başladı. Çok çok iyi abi. Buradan alabileceğimiz paraşütçüler var. Ya paraşütçüyle de mesela çıkmayı deneyebiliriz ama paraşütçüler şimdi eğri oturup doğru konuşalım biraz zayıf kalıyorlar abi. Yani bufflanması lazım. Bu oyunda bence paraşütçülere birazcık ha tabii ki biraz e, over doz oluyor. Bu sefer insanlar her yere paraşütçü indiriyor. Bir over doz oluyor. Ya mesela İspanya'nın hiç buralarda yok mu ya? Mesela kıta yok abi. Ya kahretsin ya. Ya mesela o yüzü canladım mesela İspanya'nın toprağı olsa İspanya'ya gidebilsem üf yani. Üf. Ama onu da yapamıyoruz. Delirirsin ya. Yani. Gerçekten delirirsin yani. Bu arada uçaklarımıza ağırlık vermeye devam ediyorum. Uçaklara yani full uçak üretimi yapacağım. Yani kalan şu fabrikalarımla 56 tane falan boşta fabrika var. Full uçak üreteceğim abi. A'dan Z'ye uçak üretimi yapacağım. Mesela Çin'e girersem Çin kıyılarını ele geçirirsem çok ağır bir donanma yapabilirim. Hani Amerika'ya çıkmak için bana bildiğin şey olur. Oğlum bir şey söyleyeceğim bu arada ya. Ben ne İngiltere'den al? İngiltere niye vermiyor? İngiltere ne oldu? İngiltere çıkartma mı ediyor? İngiltere bana tamamen şeyi durdurdu abi. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben tradingi durdursam exportu durdursam şey import değil mi pardon import oluyor export benim almam oluyordu import şey oluyordu değil mi yanılmıyorum ya Yo, import benim almam Abi ben exportu durdurursam bu arada yani büyük kar sağlayabilirim ya Yapsak mı bunu acaba? Şunu limit yapsak ne olur? Yani %25'ini en azından ben geri alsam bence çok iyi olur ya. Evet ya ben şunu bir %25'ini bir geri alayım. Bak hop. Şimdi rahatladık abi ekonomik olarak. Ya çünkü gerçekten hani Amerikalı'dan Amerikalı'dan şu an bize bir şey gelemiyor abi anlatabiliyor muyum? Yani gelse sıkıntı yok. Ama gelmediği için ekonomiyi birazcık kapatmam gerekecek. Belli oldu yani bu. E benim de ihtiyaçlarım var en nihayetinde. Çin'i de kapat. Portekiz zaten sömürüyor. Yani Portekiz'den deli fişek bir şey. O tamam pardon. Ben bunu geri 41'e çıkartayım. Arada çünkü bir düşme kalkma yapıyor. Biz bunu bir Garanti altına alalım. Verebildiğini ver abi. Ne kadar veriyorsun? Oha. Oğlum az önce bir yığın veriyordun. Niye şimdi böyle yaptın bize? Tamam. Şöyle dursun o zaman. Tamam fazlası olsun. Azı olmasına gerek yok. Başka aldığımız bir şey var mı? Tamam lastik zaten alıyoruz. Okeyiz ya. Şu an okeyiz abi. Çelik noktasında da okeyiz. İyi durumdayız. Burası baya bir çıkartma var. Ya işte dediğim gibi mesela şimdi gireceğim. Ee, şeye. Siz söyleyin adını. Almanlara. Bu sefer Amerika'yı falan yemem mümkün değil ya. Çok zorlanacağım Amerika'yı falan yemekte. Yani benim derdim o anladın mı? Mesela Amerika'yı yiyeyim bitireyim. Amerika'yı yiyip bitirdim mi gerisi çok kolay. 4 milyon da power var. Nasıl yeriz bilmiyorum ama. Ya elimizden geleni yaparız en azından. Ya da bu mu power? Ha deployed powermış bu özür dilerim. Şimdi bizim spyware'ımız ne alemde abi? Senin prepare'in tamam mı? Let's go o zaman. Gel. Bir şeyler bir şeyler yap. Ya en azından bir aksiyona girelim artık yani anlat. Oh be şükür. Şimdi jet fighter'ları üretmeye başlayabiliriz. Gel. Ya bufflayamıyorum jet fighterlarımı şu an. Hiç air şeyim olmadığı için ama olsun. Abi direkt 40 fabrikayı buraya veriyorum. 40 fabrika temiz. Direkt 40 fabrika çalışsın. Ya yani normalde tanka verirdim ama şimdilik burada çalışsın. Sonrasına ayar çekeriz. Sen şöyle bir gel abi. Aa seni aynen şeyden Hindistan'dan alalım. Güzel böyle toparlayalım. Hatta Hindistan'dan bir iki tık daha alayım ben şöyle. Okey. Peki hala Japon ve Çinlilerin arasındaki barış niye olmadı ya? Hala niye savaştılar bunlar? Ben onu anlamış değilim. Çok ilginç. Şuradan Yang'dan bir girsem tamam mı? Şuradan tak diye. Ya bu arada benim hayallerim Amerika'ya bir lan Amerika. Ulan Amerika yiyeceğim seni de nasıl yiyeceğim bulamıyorum ya. Seni yiyemiyorum ya tıkandım resmen Amerika seni yiyememek konusu Aha ajanım yakalandı Allah kahretsin. Dur dur ajan yakalandı dur sakin. Şunu construction speed yapacağım çünkü artık nükleer Şeyleri yapmaya başladığımız için nükleer reaktörleri yapmaya başladığımız için ee, Şuradan construction'dan buff alalım. Baksana %10 buff veriyor. Daha in, e, in neydi bunun adı? Infraction'dır. Nedir işte onları da yapacağız falan. O yüzden ihtiyacımız var. Şimdi ajanımız yakalandı abi bizim. Hangi ajan yakalandı? Göreve gönderdiğim ajan yakalanmadı, değil mi? Tamam. Göreve gönderdiğim ajan yakalanmadıysa şunu hemen görevlendirelim. Yakalasın gelsin, kurtarsın gelsin. Evet. Kaç fabrikam kaldı? Daha 12 tane falan fabrikam var. O 12 taneyi de mesela 5 5 şeye böleriz. Siz söyleyin adını. Hatta böleyim ya. Bir dakika. Sana Tactical bir de stratejik bombardıman uçağı da çıkartalım. Şimdi şöyle ve şöyle bak. Şunlar da çıksın. Tamam mı? Temiz. Lastik alırız. Gelsin lastik. Tamam harika. Artık uçağa da ağır yatırım yaptığımıza göre rahatız. Ama benim hala istediğim şey biliyorsunuz ki ee, Amerika'ya gidebilmenin bir yolu. Yani bu arada sizin önerilerinizi de açayım yani bildiğiniz bir yol yordam varsa gidelim Amerika'ya. Yani ben bulamıyorum bir yol yordam. Hani şuralardaki devletlere savaş açmak bir şey ifade etmeyecek. Ee, neden ifade etmeyecek? Yani savaş açtığım an zaten Amerika girecek mesela anladın? Hazırlıksız vuramayacağım yani Amerika'yı. Ya yani onun yerine Meksika'ya çıkartma yapsam yani daha bird olabilir. Hayır şu keko Al Amerikalıların Al şey Almanların da şurada toprakları yok anlatabiliyor muyum? Yani ne bileyim onlardan yararlanalım diyeceğim. O da yok yani. Tahretsin ya. Ya elimi kolumu resmen bağladılar. Modern tank üreteceğiz daha. Medium tankım bu arada medium tankımızı şeylerle upgrade dedim. Yani bildiğin pardon. Ah özür dilerim. Ne yaptım ben? Yanlış bir şeyler yaptım. Sorry. Ah bir dakika bu arada denizaltılarını ee... dur orada çıkartma. Denizaltılar şurada çıksın bu arada. Yanlış yerde çıkartmayalım denizaltıları. Tamam. Kuzeme de çıksın. Heh. Şuradan göstereceğim. Niye gösteremiyorum ya? Ha bu pardon buffalo olan bu. Oha bir dakika benim bunun ismini değiştirmem lazım o zaman. Ulan biz bütün oyun boyunca ben yanlış mı ürettim acaba? Buffalo olan sensin. Tamam. Dur buna ben ruhban ismi vereyim ya. Ruhban olsun bunun ismi. Hatta bir tık daha güçlendirebiliyor muyum? Yok. Tamam. Ruhban olsun abi. Tanklarımın adı ruhban olsun. Aa, acaba yanlış mı ürettim ben bütün oyun boyunca? Yok tamam düzgün üretmişiz. Okey okey. Tamam. Sıkıntı yaşamamışız. Oh be bir an var ya ödüm koptu biliyor musun? Gerçekten ödüm koptu yani. Yanlış ürettiğimi düşündüm. Bir içim cız etti. Geri kalan 10 fabrikayı 12 fabrikayı da şu. Yo kaç fabrikam kaldı benim geriye? Fabrikam kalmamış bu arada. <laughs> bu arada hakikaten hiç fabrika Benim Çin'i almam lazım galiba ya. Ya hayır bütün slotları hayvan gibi sömürüyorum biliyor musunuz? Yani her slotum deli fişek şey, military faktörü yani. Benim bence bir şey söyleyeyim mi? Benim Çin'i almam lazım. Ben aradan Çin'i çıkartayım diyorum. Yani siz ne diyorsunuz abi? Sizi dinlemek istiyorum. Ben diyorum ki Çin'i yiyelim. Biz aradan hemen Çin'i kopartalım. Yani military faktörü falan filan çökeriz abi rahat ederiz. Bence bu ayrıntıyı atlamayalım. Bir Çin'e çökelim diyorum. Zaten buralar aynı. Abi bir şey söyleyeceğim. Siz baya ilerliyorsunuz galiba. Hmm. Ya da biraz bekleyelim. Yani şöyle. E, 47'nin ortasına doğru bekleyelim. Eğer baktık ki. Hala şey. E, İngilizleri püskürtememiş Almanlar. Biz abi direkt hurra. Çin e, e, şey, Almanları yiyelim. Ya Almanları çünkü. Elainsa bırakmak istemiyorum takdir edersiniz ki onlar benim o benim olacak yani o benim malım. Bu arada bir şey söyleyeceğim ama bunlar da çıkmaz ki ya. Of ben nasıl çıkacağım ya? Düşünüyorum, taşınıyorum. Nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım? O nükleer bombalarım da geliyor. Güzel. Evet burada bırakabiliriz. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi işlerim gerçekten çok çok yoğun. O yüzden videolar çok yavaş geliyor. E, i̇şlerim azaldığı zaman bittiği zaman tabii ki çatır çatır videolar yapmaya devam edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın bu konuda. Yani elimden geleni yapacağım. Soranlar çok oluyor. Bunu da hemen söyleyeyim. E, bir sonraki serimiz Europa Universalis olacak arkadaşlar. Yani iki elim kanda da olsa artık Europa Universalis yapacağım. Çünkü yaklaşık 3 veya dört e, seridir Europa Universalis yapacağım diyorum. Ama yapmıyorum. E, yapamıyorum artık. Ve onunla bir bahanesine sığınmak istemiyorum takdir edersiniz ki. Onu da yapacağım. Yani derdim tasam tamamıyla o. Evet. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şunları da egzersiz yaptırayım da boş durmasınlar bari. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.